varlıklara vefa, devletimize, milletimize, şehitlerimize, gazilerimize vefa, hataya, vecdada, memleketine vefa. Sayın Yar Valim, çok değerli protokol mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimiz İttihat sevgili gençler, bu akşam vefa akşamı. Kudüs Savaşımız başta olmak üzere birçok cephede destanlar yazan Giresun'un kurumudu. Alaylarımız var. 42 ve 47. görüntü Giresun alayları. Alay komutanlarımız var. Eski Yapımı Gelişimi, Sinemoz Doğumlu, Binbaş Hüseyin Armağan Parsan ve Topal Osman Ağa, Gazi Topal Osman Ağa'mız var. Onu anacağız. Ve 550 yıllık tarihi geçmişe sahip Soğukpınar Belediyemizin kuruluşunun 20. yılını da bir vefa akşamı olarak anacağız. Böyle bir vefa akşamına hoş geldiniz Sayın Erbağ'ın çok değerli çocuklarının mensupları ve vefalı insanlar. Giresun o zaman Trabzon'a bağlı küçük bir ilçedir. Ve 42-47. Görüldü Giresun adayları toplanır. Tarihi belgelerine göre 3.000 ile 6.000 arasında görüldü Giresunlu yürüyerek 3 ay cepheye giderler. Savaşın en kritik anıdır tarihler. Ağustos'un sonları 1921. Fahrettin Altay Paşa'dır Sakarya Meydan Muharebesi'nin komutanlarından birisi. Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya telgraf çeker. Cephe düşüyor, geri çekilelim dedi. Gazi Mustafa Kemal Paşa, sakın ha, oraya gönüllüler gelecek Karadeniz'den, abazlıklar gelecek.
Hüseyin Avni Alparslan ve Gazi Kapalı Osman ailelerine giden 3000 ile 6000 arasında görüldüğü Giresun Cumhuriyet giden kaderini değiştirir. Hayvan'a Mangal Dağları'nda destan yazar. O görüntü alaylar sadece onlar orada değildir. Sayın Valim, Nizamiye mahallemiz var Giresun'da. O Nizamiye mahallesi Nizamiye alaylarından adını alır. Nizamiye mahallesi Kazım Karabekir Paşa Hüseyin Avni Alparslan'dan görüldüğü asker toplaması ister. Doğu cephesi için, Kafkas cephesi için. Ve Nizami alaylar toplanır, Doğu cephesinde destanlar yazar. Nizamiye mahallesinin adına buradan gelmektedir. Hüseyin Avni Alparslan Esmiye Gül geliştirir. Kim taşında dünyaya gelmiştir Trabolu? Gerçi o zaman Esmiye'de Trabolu'ya bağlıydı. Öyle bir büyük komutan, öyle bir şahsiyet. Tarihin belgelerine göre 550 yıllık tarih geçmişe sahipti. Gül gelişte bir noktada olsa o dönemler Sorgunlar'a bağlıydı. Şimdi Esmiye'de Giresunlu Trabolu'nun veda iftarımız Hüseyin Avni Alparslan ve gönüllü alaylarla ilgili bir 10 dakikalık belgeseli var. Onu istiyoruz. Perdemizi kurmuş kulağınızına birlikte izleyelim efendim. Zaferler, isimsiz kahramanlar üzerine inşa edilir. Bir elinde kılıç, bir elinde kalem, 45 yıllık bir ömür, 8 ayrı savaş. Askerlerim, bu savaş fetih yağma savaşı değil, vatan savaşıdır. Ömrünü cephelerde geçirmiş, mezarı bilinmeyen isimsiz bir kahraman. Şehit binbaşı Hüseyin Avni Alparslan. Üç kıtada asırlarca barış ve huzurla hüküm süren Osmanlı Devleti'nin son dönemleri. Kırım Savaşı'nın acıları henüz dinmemiş. İkinci Abdülhamit Han'ın tahta çıktığı yıl. Oğuz Türklerinin Çepni boyundan olan Hüseyin Avni Bey, 1876'da Giresun'un Trebolu ilçesinde dünyaya gelir. Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan, kılıç ve kalem erbabı Hüseyin Avni Alparslan, Giresun'un tarihi Trebolu kentinde bulunduğumuz bu mahallede Cintaşı'nda dünyaya gelir. Babası Amasyalı Emin Hoca Efendi, annesi Trebolu eşrafından kadın hanımdır. İlk tahsilini memleketinde tamamlar. 1898'de Trabzon Lisesi'ni başarıyla bitirir. Aynı yıl hayatının dönüm noktası olan Pangaltı Harbiye Mektebi'ne giren Hüseyin Avni Bey'in kalemle arası çok iyidir. Yaşadıklarını hayatı boyunca kaydeder. 13 Mart 1898 tarihinde İstanbul'da Pangaltı Harp Okulu'na dahil oldum. Birinci sene 600 küsur mevcut içinde 40. oldum. 2 Şubat 1901 tarihinde piyade temini oldum. Piyadelerin 36.sı idim. Hüseyin Avni Bey, harp okulunu bitirdikten sonra Selanik'te bulunan 3. Ordu'da göreve başlar. Rumeli bölgesinde çetelere karşı önemli başarılar elde ettikten sonra 29 Aralık 1903 yılında üsteğmenliğe yükselir. Kılıç erbabı olarak Balkanlardan Kafkaslara, Birinci Dünya Harbi'nden Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar birçok cephede savaşlara katılır, madalyalarla ödüllendirilir. Trebolulu Alparslan ünvanıyla gazetelerde makaleler yazar, kitap neşreder. Milletin teşkilatlanmasında önemli katkılarda bulunur. Kurduğu gönüllü alaylarla Sakarya Meydan Muharebesi'nde destanlar yazar, şehadetle şereflenir.
kahraman bir asker olarak toprağın kara bağrında bilinmeyen yerini alır. 45 yaşında şehit olduğunda arkasında sayısız kahramanlık destanları, kitaplar ve makaleler bırakır. Milli Savunma Bakanlığı'nın 20 Şubat 1920 tarihli genelgesinde Yunanlıların Trabzon'a gönderilmek üzere 30 bin kişilik bir kuvvet hazırladıkları bildiriliyor ve gerekli tedbirlerin alınması isteniyordu. Mahmut Goloğlu bu tehlike karşısında Giresun bölgesinde Tirebolulu Alparslan Bey'in 3 bin kişilik Alparslan grubuyla hazır durumda beklediğini yazmaktadır. Halkı istiklal mücadelesine hazırlamak için yoğun çalışmalar yapan Hüseyin Avni Bey, Yeni Giresun, Işık ve Gedikkaya gazetelerinde değişik isimler kullanarak yazılar yazmaktadır. Giresun'un ileri gelenleriyle toplantılar yapan Hüseyin Avni Bey, mitingler düzenler, protesto telgraflarının çekilmesinde öncülük eder. Alayının başında Doğu Karadeniz bölgesindeki Pontusçu Rum çetelerinin zulüm ve vahşetine karşı kahramanca mücadele ederek Yunan ve İngiliz planlarını bozar. Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti Giresun Şube Başkanlığı'nı da yürüten Topal Osman Ağa, Ankara ziyaretinde Fevzi Çakmağı makamında ziyaret eder. Giresun'da gönüllü alay kurulması için resmen talepte bulunur. Fevzi Paşa bu talep karşısında Osman Ağa'ya, "Alayın teşekkülüne müsaade ederim. Yalnız bu alayın başında muvazzaf bir kumandanın bulunması lazımdır. Binbaşı Hüseyin Avni Bey halen Giresun'da mıntıka kumandanı olarak bulunmaktadır. Kendisini Kafkas cephesinden tanırım. Şayet alay kumandanlığını yürütürse Giresun'da alay kurulmasına izin veririm." der. Giresun'da iki piyade alayının kurulmasına karar verilir. Gönüllü toplanmasında Kurdoğlu Mustafa Zeki Hoca'nın da çok önemli katkıları olur. Cami kapılarına ilanlar asılarak halktan gönüllü asker toplanır. Mürettep gönüllü alaylar halktan, gençlerden, öğrencilerden oluşmaktadır. 42. alayın komutanlığına Binbaşı Hüseyin Avni Bey, 47. alayın komutanlığına ise Topal Osman Ağa getirilir. Mustafa Zeki Hoca, 42. alay müftüsü olarak gönüllüler arasındadır. 42. gönüllü alay, 17 Nisan 1921 günü Giresun'dan Ümit Vapuru ile Samsun'a hareket eder. Buradan da Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılmak üzere yürüyerek türlü zorluklarla Ankara'ya doğru ilerler. Yol üzerinde karşılaştıkları Rum çetelerini bertaraf eden Hüseyin Avni Alparslan, bu çatışmalarda kolundan yaralanır. 20 Ağustos 1921'de Ankara'ya ulaşan 42. Gönüllü Alay, buradan da Sakarya cephesine sevk edilir. Bu sırada Koçgiri isyanını bastıran Topal Osman Ağa, Nurettin Paşa ile buluşarak Pontus çetelerinin üs olarak kullandığı Merzifon Amerikan Koleji'ne baskın düzenler. Burada Pontus hükümeti çalışmaları ile ilgili çok sayıda belge, bayrak, mühür ele geçirilir. Pontus fesat yuvasının dağıtılmasının ardından 47. alay yürüyerek Ankara'ya ulaşır. Ardından da Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılmak üzere Polatlı Haymana bölgesine hareket ederler. Hüseyin Avni Bey ile Topal Osman Ağa'nın komutasındaki 42 ve 47. gönüllü alayların cansiperane fedakarlıklarıyla cephe gerisindeki bütün pürüzler ortadan kaldırılmış olur. Viyana çekilmesinden 238 yıl sonra Türk ordusu Sakarya Meydan Muharebesi'nde destanlar yazmaya hazırdır artık. Soğuk günahlı hemen kuru yemişti, onu da bir hayırla yar edelim dedik ama asıl mevzumuz soğuk günahlı. Geçmişin bayram oldu. Osmanlı arşiv belgelerinde 500
50 yıllık arşiv belgelerinde Bayramoğlu Nahiyesi olarak Bayramlı Beyliği'nin bir nahiye merkezi olduğunu biliyoruz sorunların. Bugün belediye kuruluşunun 20. yılı. Vefa günü düzenleyelim dedik. Değerli Başkanım Sayın Özcan Özdemir'le birlikte 6 aydır çalışıyoruz. Bir belgesel ortaya çıktı. Ama bu belgeselin yönetmeni, görüntü yönetmeni, adeta bir ipek halı gibi bu belgeseli dokuyup işleyenle bir soğuk nardı. Sevgili gençler, sizlerin okullarından mezun, Bursa İmadi Okulu'ndan mezunu, Şevim Geçal hanımefendiyle bir selamlama konuşması yapmak üzere, çünkü hanımlar çok önemlidir, bu belgeselde büyük emeği var. Şevim Hanım sizleri mikrofona davet ediyor, buyurun efendim. Sayın Arif, değerli konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, onur verdiniz. Soğuklar Belediyesi'nin kuruluşunun 20. yılı ve 20. yıl anısına hazırlanan Soğukpınar Belgeseli'nin gala gösterimi için buradayız. Soğukpınar, dağları, ormanları, renk renk çiçekleri, kuş cıvıltılarıyla cennetten bir köşedir adeta. Şehirlerde taş bloklar içerisinde yaşayanlar hep böyle bir yerde yaşamayı hayal ederler. Onlara Soğukpınar görüntülerini gösterdiğinizde hayranlık içerisinde izliyorlar. Ben de memleketime her gelişimde, baktığım her bir karede eşsiz bir tabloyu, eşsiz bir sanat eserini seyrettiğimi düşünüyorum. Memleketimizin kıymetini bilelim, memleketimize hep birlikte sahip çıkalım. Ve kendi elimizle Soğukpınar'ın doğal dokusunu, doğal güzelliğini yok etmeyelim. Soğukpınar belgeseli en çok keyif alarak yaptığım belgesel çalışmalarından bir tanesiydi. Bunun için defalarca Giresun'a Soğukpınar'a gidip geldik, çekimler yaptık. Bu belgeseli hazırlarken tek derdi Soğukpınar'ı en güzel şekilde tanıtabilmekti. Bu konuda elimden geleni en güzel şekilde yapmaya çalıştım. Mutlaka eksikleri, yanlışları vardır. Ama mükemmellik zaten Allah'a mahsustur. Bu belgeselin bu konuda bir başlangıç olması umuyor ve derdinizden yetişecek gençlerin çok daha güzelini yapacağına inanıyorum. Ve söz gençlerden açılmışken sevgili genç kardeşlerime seslenmek istiyorum. Sizin yaşlarınızdayken İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han seferlere giderken yanından kitaplarını ayırmıyordu. Ve savaşlara sandık dolusu kitaplarla gidiyordu. Ben bunu öğrendiğimde çok etkilenmiştim. Çağ açıp çağ kapatan bir komutana da ancak bu yakışırdı. Okumak, kendini geliştirmek sadece okulda olmaz. Ya da okul bittiğinde eğitim bitmiş olmaz. Ben de eğitim hayatıma son vermek zorunda kaldığım yıllarda her şeyin bittiğini düşünmüştüm. Ve o dönemde yaşadığım üzüntüyü tarif edemem. Ama sonra Peygamber Efendimiz'in bir hadisi bana yol gösterdi. Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. Bugün internet sayesinde bilgi ayağımıza geliyor. Sosyal medyayı gençlerin özellikle çok yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Ama internete doğru kullanabilmek çok önemli. Ve inanın sosyal medyaya ayırdığımız zamanın yarısını kendimizi geliştirmek adına ayırdığımızda hayatımızda çok şeyin değiştiğini fark edeceksiniz. Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum ve Cahit Sıtkı Tarancı'nın Memleket İsterim şiiriyle sözlerimi noktalamak istiyorum. Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne senden farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet, ölümden olsun. Teşekkür ediyorum. Bazen gece sabahlara kadar montaj masasında ilgileniyor. Bu görüntü olmadı, ben Soğukpınar'a gideyim, görüntüler çekip geleyim dedim. Teşekkür ederiz Şehir Hanım'dan. En çok alkışta sizler aldınız yani, onu söyleyeyim. Tabii arkada çok ciddi ekipler oldu. Değerli belediye başkanım sahip çıktı. Derneğimiz var, Avrasya Gazeteciler Derneği önemli bir katkı koydu. Eksikler de tamamlanarak güzel bir belgesel olacak.
Şehri Emin diyoruz belediye başkanlarımıza. Soykunar belediyemizin Şehri Emin'ini Sayın Özcan Özdemir'i. Okul arkadaşım, ilkokulu beraber okumuştuk. 1900 Sayın Valim, Sayın Kaymakam, Sayın Belediye Başkanım, çok değerli başkanım, çok değerli misafirlerim. Soykunar Belediyemizin kuruluşunun 20. yıl münasebetiyle bir belgesel hazırlayalım diye düşündük değerli arkadaşlar İsmail Bey'le beraber. Öpün çalışmayı başlattık. Sağ olsun Sayın Belediye Başkanı Sokaylar'ın katkılarıyla 6 ay 7 ay bir zamanda bu çalışmayı bitirdik. Ve sizlerle paylaşmak istedik. Ben teşekkür ettiğiniz için hepinize Sayın Valim Başkanımız eminim teşekkür ediyorum. Kuruluşunda bu tarafta gerek kurulma aşamasında gerekse belediyenin işleyişi sırasında görev alan katkı sunan tüm arkadaşlara huzurlarınızı teşekkür ediyorum. Sağ olun varam sayın. Zaten söz özüm olarak ifade edelim. Sayın Ağa, devletimiz önemli. Devlet evet müddettir. Belgeselci olarak dünyanın birçok coğrafyasına gidiyorum. En çok sıkıntı çektiğim yer devlet düzeninin olmadığı yerler. Devletimizin kıymetini bilmek zorundayız. Bilmek mecburiyetindeyiz. Önce vatan, önce devlet. Elbette millet. Millet olmadan devlet de olmaz. Tabii devletimizi davet etmek istiyorum. Sayın Ali, eğer bir şeyler söylerseniz memnun oluruz. Alkış yok mu Sayın Ali? Değerli misafirler, öncelikle hepinizi Yüce Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diye selamlamak istiyorum. Hoş geldiniz. Burada aslında vefa duygumuzun devamı niteliğindeki bir vurguyu özellikle yapmak için aranızdayım. Şunu ifade etmek isterim ki İsmail Bey'in bu memleketin her karış toprağında izi var. Ve sadece 42. 47. gönüllü alaylarla ilgili, sadece Soğukpınar'la ilgili değil, bütün yaylalarımızla ilgili, yine bütün Giresun'a ait olan değerlerle ilgili, sadece Giresun'la ilgili değil, bütün memleket sathında, sadece memleket sathında değil, yine Türk Cumhuriyetlerinde, inanın onun hazırlayıp sunduğu o güzel belgesellerle büyüdük. Ben hepiniz adına gerçekten kendilerine teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Değerlerimizi hiçbir zaman unutmamalıyız. Bizi biz yapan değerleri unutmamak durumundayız. O zaman biz olmayız zaten unutursak. Sevgili gençler, biz her zaman ifade ediyoruz. Sizlerden başarı bekliyoruz. Aileleriniz sizlerden başarı bekliyor. İlçeniz, iliniz, ülkemiz sizlerden başarı bekliyor. Ama öncelikle hepimiz İyi insan olmanızı bekliyoruz. İyi bir vatandaş olmanızı bekliyoruz. Vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle, bayrak sevgisiyle, Allah sevgisiyle yürümenizi bekliyoruz. Biz bunun maalesef en çarpıcı örneğini 15 Temmuz 2016 akşamı yaşadık hep beraber. Ve bu aziz millet ezanı ve sedası susmasın diye, bayrağı gönderden inmesin diye canını ortaya koydu ve sokaklara indi. Ve elhamdülillah o çapulculara bu memleketi bırakmadı. Ezanımızı susturmak isteyenlere, bayrağımızı indirmek isteyenlere
fırsat vermedi. İşte onu milli ve manevi değerleriyle donanmış olan sizler, sizler annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz inşa etti. O nedenle o ruhu inşa edenlerden Allah binlerce kere razı olsun. Sizlerden binlerce kere razı olsun. Değerli kardeşlerim, hazırlanan belgesellerin ilimiz, ilçemiz, memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Yine bu çalışmaların devamını arzu ediyorum. Bu vesileyle tekrar hepinize buraya kadar geldiniz. Teşekkür ediyorum ve bu projenin mimarı olan gerek belediye başkanımız ve belediye başkanlarımızla beraber İsmail Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah'ınızı çok teşekkür ediyorum. Yoğun iş programına rağmen şeref verdiler. Özellikle gençlerimiz, Sayın Valimizin söylediği çok önemli şeylerden ben sevgiden aldıklarına inanıyorum. Sözü uzatmıyor, hemen bir soğuk kınara gidiyoruz. 9 dakika içerisinde 70 dakikalık belgeselin özetini birlikte izleyeceğiz. Soğuk Kınar Belediyesi belgeseliyle karşınızdayız efendim. Yeşille mavinin harman olduğu bereketli toprakların adıdır Karadeniz. Tarihi geçmişi, kültürel birikimi ve doğal güzellikleriyle insanı büyüleyen Karadeniz'in ilk akla gelen şehirlerinden birisi de Giresun'dur. Adını kirazından, ününü fındığından alan Giresun'un cazibe merkezlerinden olan Espiye ise tarih, kültür ve tabiat turizminde marka olma yolunda hızla ilerlemektedir. Espiye bugün Soğukpınar beldesi olarak bilinen 550 yıllık geçmişe sahip Bayramoğlu nahiyesine de ev sahipliği yapmaktadır. Yeşilin tüm tonlarına hakim olan Soğukpınar, dağları, ormanları, dereleri ve fındık bahçeleriyle cennetten bir köşe adeta. Pangal Şelalesi, Sarıkız Kirazlığı, Temtem Gölü, Han Çayırı, Şahin Kayası ve Kızılkaya Madeni, beldenin keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerinden sadece birkaçı. Soğukpınar Beldemiz 1998 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile resmen belde oldu. İki vadi arasında kurulan Soğukpınar Belde Merkezi'nde yaşam oldukça hareketlidir. Ondan sonra kemresine atacak, gübresine atacak, ondan sonra ekecek. Tarı, mısır, patatesler, pancar, hüngül, fasulye yapacak. Soğukpınar beldesinin adı Oğuzca'daki kuz kelime kökeninden gelir. Kozköy'ü 1515'te mali bakımdan Mustafaoğlu Ebubekir Katip Bey'e bağlıdır. Soğukpınar'da Çepni Türklerin hakimiyeti çok büyüktür. Günümüzde Soğukpınar'ın merkez mahalle dışındaki diğer mahallelerinin isimleri Dikmen, Kozköy ve Tuygun'dur. 1515 tarihli vergi defterinde Dikmen Köyü, Kariye-i Döğer, Namı Diğer Dikmen şeklinde iki adla anılmıştır. Soğukpınar'ın tarihini yansıtan en önemli eserlerden birisi Dikmen Merkez Camisi'dir. Osmanlı döneminde burada müderrisler yetiştiren 12 gözlü medrese olduğu ve medresenin daha sonra söküldüğünü, dağıtıldığını ve küçücük bir bina yapıldığını biliyoruz. Mustafa, bu Sarıkamış gazisi mi? He. Kaç sene esir kalmıştı? 10 sene.
en büyük ihtiyacın yol olduğu Soğukpınar'da bu sorun kökünden çözülür. Başkan Özcan Özdemir'le hızla gelişen, değişen ve sorunları bir bir çözülen Soğukpınar'ın en büyük problemlerinden bir tanesi de su sorunuydu. Beldeye 3 milyon liralık içme suyu projesi yapılır. Burası son derece gelişmeye müsait olan bir yer. Gerçekten yeşilin her gözü tonu burada hakim. Burada insanlar ihtiyarlamaz. Burada insanlar ancak sağlık ve afiyet bulur. Tüm Giresunlular gibi Soğukpınarlılar için de fındık hayat demektir. Fındığı yetiştirmek, bakıp büyütmek, toplayıp harmanı almak için çok büyük çabalar sarf edilir. Don olaylarına karşı dayanıklı olması, kök yapısının çabuk büyümesi, dikiminden kısa süre sonra ürün vermesi ve yıllık randımanın yüksek olması, Soğukpınar fındığına olan ilgiyi arttırmıştır. Bu Soğukpınar'a özgü bir fındık, bir tür bir fındık bu. Bu yağlı fındık, normal fındık değil de yağlı fındıkları biraz daha geç olan bir fındık. O eski yerli fındıkları söküyor, yerine yabani fındığı dikiyor dediler. Ben de oradan iki çuvala koydum. Rahmetli babam aldı, dikti tarlaya, oradan yetiştirdi, onu dağıttım millete hep. Kökleme olarak sattı. Her sene garantisi var, 15 gün geç açması, donundan etkilenmemesi. Rakım 900.000'e kadar olabiliyor. Yağlı fındıklarımız küf hastalığı vurdu, etkilendi. Bu küften de etkilenmez. Birçok tıbbi ve aromatik bitki ve ağaca ev sahipliği yapan beldemiz arıcılık konusunda tarihi bir geçmişe sahiptir. Kafkas arısının bir melezi olan, yöremize özgü Kozköy arısı olarak bilinen bir arı türünün varlığından da söz edebiliriz. Kestene balı, orman gülü, böğürtlen, çalı çile, bunların balılarını üretmek değil. Bunda hiçbir yapay dalak yok, doğal. Biz buna karakuvan balı diyoruz. Dağlarında taflan yemişi, yaban mersini, kestane, çalı çileği ve ayı üzümü bolca bulunmaktadır. Beldede devlet destekli yaban mersini üretimi yapan 3 vatandaş bulunmaktadır. Bu bahçeler gerek belde gerekse civar bölgeler için örnek teşkil etmektedir. Bölgede yetişen ve likapada denen dal çileği Allah'ın Soğukpınar halkına bir lütfudur. Toprağın yok denecek kadar az olduğu alanlarda taşların üzerinde yetişen dal çileğinin apayrı bir damak tadı vardır. Havası buz gibi, suyu ve manzarasıyla yılın 6 ayının yaşandığı yaylaların önemi son 20 yılda daha da artmıştır. Yalakoba, Püllük, Çakılobalarında ikamet eden Soğukpınarlılar, 1000 yıllık otçu göçü geleneğini hala devam ettirmektedirler. 1998 yılında başlayan tarihi Karaovacık şenlikleri Soğukpınar ve civardaki yaylaları şenlendirmiş ve yaylaların önemli bir cazibe merkezi haline gelmesine öncülük etmiştir. Yol uzun, menzil ırak. Gurbet elde yaşayanlar Sıla'ya hasret. Gençler Giresun sevdasıyla yanıp tutuşuyor. Yollar uzun, vuslat zor olsa da güzel Giresun'umuz bizi bekliyor.